AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den deprem konusunda itiraf niteliğinde bir açıklama geldi bu arada. Olan biteni ecelin gelmesini kadere yorabiliriz ama Allah akıl vermiş, bilim diye bir şey var dedi. Cümlesini ölümlere karşı karşıya kalıyorsak bu suç bizde diyerek tamamladı. Deprem riski taşıyan bir ülkedeyiz. Son 100 yıl içerisinde Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısı neredeyse 60'a yaklaştı. Ölen insan sayımız ise 82 bin. AKP'li Mehmet Özhaseki, Kayseri'de kentsel dönüşüm konutları temel atma töreninde konuştu. Deprem kader ama ölümlerle karşı karşıyaysak kader değil dedi. Bizim suçumuz diye de ekledi. Doğanın kanunudur. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Yer altında bir hareketlilik var. Buna uygun davranmak icap ediyor. Elbette Müslüman insanlarız. Neticesinde olanı biteni, ecelin gelmesini kadere yorabiliriz ama Cenab-ı Hak da insanoğluna akıl vermiş, fikir vermiş. Bilim diye bir şey var. Bütün bunlar neticesinde depremselliğe de uygun davranmak zorundayız. Özhaseki Japonya'yı örnek gösterdi. Neticesi... Türkiye'den daha şiddetli depremlerde vatandaşın depremi hissetmediğine işaret etti. Ecelin gelmesini kadere yorabiliriz ama bilim diye bir şey var dedi. Eğer Japonya'da 7-7,5 şiddetinde bir deprem oluyor, herkes evinde sıcacık yatıyorsa, bizde de 5-6 şiddetinde bir deprem olduğunda insanlar kendisini ortaya atıp ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak bunun neticesine de kader diyemeyiz. Orada suç bizde. O yüzden de biz de evlerimizi buna göre yapmak durumundayız. Depreme dayanıklı yapmak zorundayız. O sözlerin ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 42 madencinin hayatını kaybettiği Amasra faciasının ardından kurduğu kader cümlesi geldi. Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını. Hiçbir zaman ne yapmayacaktır, olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım. Erdoğan, Soma maden faciasının ardından da fıtrat demişti. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Ve bunun yapısında, fıtratında bunlar var.